Lens kullanımı şu şekildedir. Gözlüklerin numaralı bir şekilde yapılıyor olması ve kozmetik olarak kullanılması şeklinde ikiye ayrılıyor. Ve astigmatlı hastalar, keratokonus hastaları, onun dışında numaralı hastalar bu şekilde ya da kozmetik amaçlı kullanılarak değişkenlik gösteriyor. Biz her ikisini de öneriyoruz ama yüksek dioptri hastalarda lensi daha çok öneriyoruz. Biliyorsunuz ki -9 numara, -15 numara, -25 numaralı hastalar da geliyor bize. O yüzden lens bu kullanımda daha rahat oluyor. Daha ince tabaka ve silikon hidrojelden üretildiği için hastada herhangi bir odaklanma gibi sorun yaşamıyoruz. Bu yüzden her ikisini de öneriyoruz. Kullanım ve numaraya göre değişkenlik gösterebiliyor. Lens kullanımları çok temiz olması gerekiyor. Kullanırken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi temizlik. Ellerimizin çok temiz olması gerekiyor. Kullandığımız solüsyonların tarihlerinin ileri tarihte olması gerekiyor. Kullanılan lenslerin de aynı şekilde. Biliyorsunuz ki şu an internette de satışları var ama insanlar tarih konusunda bilgisi olmadığı için optikleri fiyat konusunda tercih etmek istemiyorlar. Aslında bizim avantajlarımız hem Sağlık Bakanlığı onaylı olması hem de tarihlerimizin ileri tarihte olması, ürünlerin biraz daha kullanım açısından iyi olmasından dolayı çok tercih ediliyor. Bunu kullanırken de en çok solüsyon çok tercih edilmeli. Çünkü solüsyonun dışında herhangi bir şeyin kullanılmaması gerekiyor lenslerde. Lenslerde takıp çıkarırken solüsyon kullanıldığı için bunun ters takılmamasına da dikkat edilmesi gerekiyor. Eski zamanlarda lenslerin kullanım süreleri belli bir saat zaman dilimindeydi ama şu anki lens kullanımlarında artık haftalık ve aylık gözde kalabilen silikon hidrojel lensler üretildi. Bunun için gözde kalabilen lensleri tercih edildiği zaman herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Bu yüzden bir problem olacağını düşünmüyoruz. Ama bizim önerimiz de sabah takılıp akşam çıkartılmasıdır. Lens kullanım açısından titizlikle kullanıldığı sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Bunun için rahatlıkla kullanabilirler. Yani gözlük sevmeyen insanların lens kullanmasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunu rahatlıkla tercih edebilirler. İnsanlar bu konuda biraz tedirgin kullanıp kullanılmamakta. Herhangi bir şekilde gözüme mi kaçıracağım? Sonrasında kaybedecek miyim? Ya da gözüme zarar verir mi gibi durumlarla söz konusu olabilir ama bu şekilde değil. Takdir edersiniz ki biz bunları zaten reçeteyle satıyoruz. Reçetesiz de hiçbir şekilde ürünleri vermiyoruz. Bu da doktor kontrolünde veriliyor ama alerjik ve enfeksiyon göz yapısına sahip insanlara hiçbir şekilde önermiyoruz. Bu şekilde.